tatlı bir çocuk ama çok konuşuyor, çok kaba konuşuyor. Sürekli çene çalıp duruyor. Onun konuşma şekli çok şey anlatıyor. Bu kız küçücük ama çok zeki. Ben böyle şeyler yapabiliyorsam o kim bilir neler yapar. Ne yapıyor bu böyle? Rani? Ne yapıyorsun sen? Aman Tanrım. Sokak kadınlarının yaptığı makyaj gibi makyaj yapmış. Söylesene abla. Söyle bakalım nasıl görünüyorum? Harikayım değil mi? Çok güzel görünüyorsun. Tamam ama söyle bakalım. Evinizde de böyle makyaj yapıyor musun? Benim yaşadığım yerde bütün kadınlar böyle makyaj yapar. Annem bile. Güzel değil mi? Ama benim yapmama izin vermezdi. Bu çok güzel bir renk. Pekala. Rani, bana anneni anlatıyordun, öyle değil mi? Hey sen ojemi versene. Benim annem çok beyazdır. Aşırı solgun görünür. Ve biliyor musun? Kırmızı ruj sürer. Ve çok güzel görünür. Annen her gün bu kırmızı ruju sürer öyle mi? Evet. Ama neden? Söyleyeyim. Ne zaman evden çıksa sürer. Ve sonra da... Sana bir şey söyleyeyim mi? Bana az önce söylediklerini senin hakkında, annen hakkında... Bunların hiçbirini kimseye söyleme. Anlaştık mı? Söz mü? Söz ver bana. Şey, işe giderken güzel giyinmesi gerekir, öyle değil mi? Evet, tabii güzel giyinmeli. Eğer işe gidiyorsan çok şık giyinmelisin. Annen de senin gibi güzel olmalı, değil mi? Evet, çok güzel. Kimsenin nazarı değmesin. Bunların hepsini annenden mi öğrendin? Evet. Annenden başka neler öğrendin? Bir düşüneyim. Annemden serseriliği, böyle konuşmayı, kötü kelimeleri, umursamaz olmayı ve makyaj yapmayı, konuşmayı ve dans etmeyi öğrendim. Ve çok güzel dans ederim. Görsen ağzın açık kalır. Görmeden nasıl bilebilirim ki? Dans edip gösterirsen o zaman bilebilirim. Tamam anladım. Sen dans edemiyorsun. Ben gideyim bari. Hey Uzun abla, bekle. Anneme Rani hakkındaki tüm gerçeği anlatırsam o zaman ne olur? Onun kimin kızı olduğunu öğrenirse... Onu kabul etmeyecektir, buna eminim. Onun bir suçu yok ama bunu nasıl anlatacağım ben? Ne yapmam gerektiğini hiç bilmiyorum. Anneme gerçekleri anlatmak zorundayım. Umarım bu yüzden hiçbir şey kötü gitmez, umarım. Thank you.
Sen ne yapıyorsun Rani? Bir şey yok Miti. Rani bana ne kadar güzel dans ettiğini gösteriyordu. Evet. Benim dansımı nasıl buldun? Harika, öyle değil mi? Çok güzel. Rani, hadi Rani, dans ettiğin yeter. Sana bu kadar makyajı, bu kadar makyajı kim yaptı? Kendim yaptım. Ben var ya, çok güzel makyaj yaparım. Harika görünüyorum, öyle değil mi? Evet Rani, çok güzel görünüyorsun. Rani, kimse evin içinde bu kadar makyaj yapmaz. Ah! Ve evet, bu kadar makyaj yaparsan cildin bozulur. Hem zaten benim Rani prensesim makyajsız daha da güzel. Senin makyaj yapmana gerek yok ki. Hı? Görünüşe göre Miti bir şey saklıyor. Bu kadar makyaj, bu konuşma şekli ve bu dans falan hepsi Rani'mizin hangi aileden geldiğini açıkça gösteriyor. Gerçeğin tamamını öğrenirsem çok eğlenceli olacak. Miti kraliçenin çocuğuyla çok eğleneceğiz. Hadi. Gerçekten çok güzel vakit geçirdin. Ben mutfağa gidiyorum artık. Gomati abla beni bekliyordur. Miti, onu benim için iyi bir dans kursuna gönder. Çocuk çok yetenekli. Rani, annenle ilgili kimseye bir şey söylemedin değil mi? Hayır açıktı anne abla, biliyorum. Böyle büyük bir hata yapmam. Nerede konuşup nerede susacağımı çok iyi biliyorum ben. Ama sen bana bir şey söyle. Annemi herkesten neden gizlemeliyim? Yaşadığımız toplumda bazı şeyler pek hoş karşılanmaz. Bunu anlatmak çok zor canım. İnsanlar bunu anlamıyorken onlara söylemenin anlamı yok. Değil mi? Ve sen annene kavuşana kadar bunu kimseye söyleyemeyiz. Peki. Ama annem hakkında seninle konuşabilirim, öyle değil mi? Evet, evet. Benimle elbette konuşabilirsin. Her şeyi benimle paylaşabilirsin. Tamam. Bundan hiç kimseye bahsetmeyeceğim. Sadece seninle konuşacağım. Ama bir şey sormam gerekiyor. Daha kaç soru soracaksın? Sen yorulmuyor musun? Tamam, tamam. Ne sormak istiyorsan sor. Ben de yorulmayacağım. Hepsini cevaplayacağım. Söylesene, şimdi yemek yiyebilir miyim? Çok acıktım. Dans ettim ya, o yüzden. Evet, doğru, konuşmaktan unutmuşum. Rani prensesimin karnı çabuk acıkıyor. Tamam hadi, aşağı gel. Ben sana yemeğini veririm. O zaman neden burada vakit kaybedelim ki? Hemen gidelim. Gideceğiz ama önce yüzünü temizleyelim, olur mu? Oo. Benimle gel. Chomeli, bir şeyler yemelisin. Daha ne kadar aç kalacaksın? Chomeli'nin yemeğini yemesi gerekiyor. Yemeğine ilaç koydu. Bilincini kaybedince her şeyi anlatacağım. (Gülüyor)
Hayır Çomeli. Bu yemeği sakın yeme. Hiçbir şeyi yeme. Ratna bunun içine ilaç koydu. Rani ile ilgili her şeyi anlatman için. Sana tek bir iş verdim, onu da düzgün yapamadın. Saçmalamanı sana kim söyledi he? Seninle sonra görüşeceğiz. Şimdi git. Sen kadınların yüz karasısın. Bir kadın nasıl böyle acımasız olabilir? Bizim hayatımızı mahvediyorsun. Sense bununla cebini dolduruyorsun. Daha ne kadar devam edeceksin? Utanman yok mu? Hey! Bana ders vermeye kalkma sakın. Ben kimseden korkmam. Eğer dediğimi yaparsan seni aç bırakmam. Neler yapabileceğimi sen çok iyi biliyorsun Çameli. Hadi şimdi söyle bakalım. Rani nerede? Bunu asla söylemem. Söylemez misin? Ahmak. Sana su bile vermeyeceğim. Ne yapmak istiyorsan onu yap. Onun yerini sana asla söylemeyeceğim. Ben sana ne yapacağımı iyi biliyorum. Dinle. Bu gece duadan önce Rani'nin nerede olduğunu eğer söylemezsen bu bıçakla seni öldürürüm, anlıyor musun? Lime lime eder buraya gömerim. Anlıyor musun? Hey Ratna! Kızının hayatı üzerinde pazarlık yapan kadına yazıklar olsun. Kızımın gölgesine bile dokunmana izin veremem. Tanrı'ya yemin ederim ki kızımın hayatına belalıların girmesine izin vermeyeceğim. Kızımın hayatını kurtarmak için kendi hayatımdan vazgeçerim. Anladın mı? Ambika, sana kıyafete gerekli bazı eşyalar aldım. Bunlara ihtiyacın olacak. Bir insan nasıl bu kadar ahmak olur ki? İstesem beni çiçekten yataklara yatırması içten bile değil. Ben bunu iyi kullanacağım ama. Ne düşünüyorsun? Düşünüyordum. Bu kadar hata yapmasaydım, hayatımın en güzel anları seninle beraber berbat olmazdı. Ambika. Geçmişi unut artık, anladın mı? Neden bunu düşünüyorsun? Aramızda hiçbir yanlış anlaşılma ya da mesafe yok artık. Seni ve aileni çok mutlu etmek istiyorum. Benim ailem seni asla kabul etmeyecek. Kimse seni affetmeye hazır değil. Mitip bile mi? Ama o çok iyi yürekli değil mi? O bile. Eğer birinin kalbinde birazcık yerim olsa, o eve girebileceğim ve Miti'den intikamımı alacağım. Eğer mutlu etmek istiyorsam, onun da kalbini kazanmam gerek. Acaba ne yapmalıyım? Annem mi? Annem. Annem hediyelerle yumuşamaz. Onun tek bir isteği var.
tek bir şey için dua ediyor bana. Varisimi ver, varisimi ver. Varis, 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 varis. Başka hiçbir şey istemiyor. Bu çok güzel bir şey. Ne demek istiyorsun? Bir anne torununu görmeyi bu kadar çok istiyorum. Bu çok hoşuma gitti. Hadi bırakalım bunları. Yiyecek bir şeyler söyleyelim. Biliyorum sabahtan beri bir şey yememişsindir. Sabahtan beri benim için koşturuyorsun. Hadi. 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 Gel bakalım gelin, çok acıktım. Gelmen ne kadar uzun sürdü. Gel bakayım hadi. Hey, o ne yapsın ki? Benim için çok endişeleniyor. Açıktı anne abla. Sana ne dedim? Benim için endişelenme demedin mi? Bu niye böyle? Böyle mi konuşuyorsun sen? Ha? Sen gelinle böyle mi konuşuyorsun? Büyüklerle böyle konuşulur mu? Hey! Sen kendine bak. Sen de şiveli şiveli konuşuyorsun. Ne yapayım? Ben köylüyüm kızım. Benim konuşma şeklim böyle işte. Ama sen büyük şehirdensin değil mi? O zaman neden böyle konuşuyorsun ha? Annenle baban sana büyüklerle konuşmayı öğretmedi mi yoksa? O benim büyük gelinim. Ona karşı saygılı ol. O zaman ne yapayım? Senin gibi mi konuşayım? Hey gelin! Bu çocuk benimle dalga geçiyor. Çok yaramaz. Anne, hey! Biraz yaramazdır o. Hem yetiştirildiği yerde bu dili öğrenmiş. Boş ver sen. Tamam, neyse tamam. Anne yemeğini yiyin. Miti, akşamki partiye gitmek istiyorsan çabuk Rani'yi hazırla. Ama eğer gitmek istemiyorsan... Evet evet, gidelim gidelim. Ben de geleceğim. Söylesene açıkta anne abla. Sen de gelirsin değil mi? Beraber gideriz. Hey gelin. Söylesene. Gideriz değil mi? Annemin aklında Rani ile ilgili sorular oluşmaya başladı. Düşünüyorum da başkasından öğrenmeden anneme gerçeği söylemeliyim. Başkasından duyarsa daha kötü olur, buna eminim. Anne şey, seninle bir şey konuşmam gerekiyor. Tamam söyle. Ben diyecektim ki... Evet. Abi. Sankrat, sen de yemek yesene. Hayır yenge. Abi biraz daha paraya ihtiyacım var. Daha yeni 2 milyon rupi verdim. Onu harcadım. Harcadın mı? Bir günde 2 milyon nereye gitti de... Daha fazlasına ihtiyacım var. Ambika için otel odası ayırttım. Ambika'ya oda ayırttım. Ne dedin sen? Ne dediğimi duymadın mı anne? Ambika'ya oda ayırttım. Onun ne halde yaşadığını hiç gördün mü anne? Bir otel odası ayırttım diye beraber beni asacak mısınız? Sen neden asılasın ha? Sen beni as. Gel 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 de boğazımı sık, hadi öldür beni. Gel bakayım. Ha? Sen utanmanı parayla mı sattın? Bir kere seni kandırıp gitti. Şimdi o işe yaramaz Ambika için tekrar para harcıyorsun.
Anne, şimdilik bunları söyledin. Ama bir dahaki sefere Ambike hakkında kötü söz söylemene izin vermem. Seni saygısız. Annemle nasıl konuşacağını unuttun mu sen? Bir daha parmağını uzatırsan o parmağını kırarım. Akaş! Bir daha böyle yaptığını görmeyeyim. Akaş, sakin ol. Ne yapıyorsun sen? Sankrat, sen de sakin olmalısın. Ne istiyorsan alacaksın. Ama annemle böyle konuşmaman gerekiyor. O senin iyiliğini istiyor. Annemden özür dilerim. Ama bir şeyi son kez söylüyorum. Benim Ambika'ya yardım etmeme, ona destek olmama sakın kimse engel olmaya kalkmasın, anladınız mı? Karım o benim, anladınız mı? Boşanma kağıtlarını yırtıp attım. Onun hüznünden de sevincinden de ben sorumluyum. Bu ahmağı ben mi doğurdum acaba? Ha? Kız cilverişip onu hemencecik ele geçirdi işte. Baksanıza, daha eve gelmedi ama çocuğun hali böyle. O kadın insanları kontrol etmek, güç elde etmek, sevilmek, para kazanmak için her şeyi yapar. Böyle bir kadına güvenilir mi hiçe söyleyin bana. Lanet olsun böyle kadınları. O kadın insanları kontrol etmek, güç elde etmek, sevilmek, para kazanmak için her şeyi yapar. Böyle kadınlara güvenilir mi? Ha, söyleyin bana. Benim yaşadığım yerde adamlar hiç iyi değiller. Hep kadınları dövüyorlar. Benim annemi de dövdüler. Artık anneme Rani ile ilgili hiçbir şey söyleyemem. Eğer söylersem kim bilir... Kim bilir nasıl tepki verir? Rani! Rani kızım çok mutlu olacak. Rani! Rani çabuk buraya gel. Meti. Anneanne. Nasılsın? Neden geldiğini söylemedin? Aslında... Hanımefendi dedi de... Mukta'nın bir arkadaşı varmış. Onun kızı da... Seninle kalıyormuş. Evet. Kim o? Açıktı anne abla.
Anne abla, çabuk gel. Doğum günü partisine gitmeyecek miyiz? Çabuk ol. Bu o kız mı? Evet. Gel kızım, yanıma gel. Adın ne senin? Rani. Açık tenli abla. Bu senin annen mi yoksa? Hayır Rani, o benim anneannem. Anneannemi? Çok güzel bir isim değil mi? Açık tenli abla. Bu teyze var ya, o çok iyi. Ve o şoför ablanın teyzesi var ya, o tam bir soğuk nevale. Bir de o ihtiyar kadın var ya, sana gelin diyen. O da tam bir muşmula suratlı. Rani. Anneanne, sen de doğum gününe gelecek misin? Bu kadar büyük bir pasta olacak. Büyük bir pasta mı? Ben böyle bir kutlama istemiyorum. O kutlama ne kadar güzeldi. Ama bu değil. Güzel kıyafetler vardı, tatlılar vardı ve yuvarlak bir pasta vardı. Hem de böyle kocaman büyük bir pastaydı. Hey! Geç kalıyoruz. Söylesene çabuk, kıyafetler nerede? Evet, işte. Gel buraya, yanıma gel. Şuna bak. Çok güzel değil mi? Rani bebeğim aynı prenses gibi olacak. Hayır. Bu beyaz elbise çok soluk duruyor. İşe yaramaz. Çok güzel bir elbise göster. Partideki herkes bana bakmalı. O zaman bu. Hayır, hayır, hayır. Şuradaki var ya, işte o güzel. Bu bana yakışır. Baksana. Bak, güzel öyle değil mi? Ama Rani... Anneanne, sen de gitme. Ben bu kıyafetleri giyip geleyim. Göreceksin, harika görüneceğim. Rani beni dinle. Miti, o Mukta'nın arkadaşının kızı mı? Kim olduğunu biliyor musun? O aslında... Anneanne, mesele karışık. Şu anda sana söyleyemem. Ama sonra her şeyi anlatırım, olur mu? Miti, ben düşünüyordum da... Onu böyle şımartmamalısın kızım. Ona bu kadar pahalı elbiseler alıyorsun. Annesi geldiği zaman ona böyle elbiseler alabilecek mi? Ben hem senin için hem de bu kız için endişeleniyorum. Söylediklerimi anlıyorsun değil mi? Gerçek şu ki annesi asla dönmeyecek anneanne. Bak açık tenli abla. Bak. Baksana. Harika görünüyorum öyle değil mi? Rani bana sorarsan sen bu beyaz elbiseyi giymelisin. Tam bir prenses gibi olursun. Bu kırmızı olanı zaten giydin. Onu günlük giymen için almıştım. Hem partide diğer çocuklar da böyle elbiseler giyer. Söyledim değil mi? Ben bunu giymek istiyorum. Bunu. Bu daha iyi. İccan. Bu kız bana İccan'ın çocukluğunu hatırlatıyor. Mimiti. Çok geç oldu. Ben gidiyorum kızım. Sizin de doğum günü partisine gitmeniz gerek zaten. Öyle değil mi? Tamam. Ben seni sonra ararım. Evet tabii. Peki kızım. Hadi Rani. Ben artık gidiyorum. Hoşça kal. Gel buraya. Miti. Hemen geliyorum. Rani. Bu elbiseyi mi beğendin? Tamam. Bunu giy o zaman. Hı? Hem zaten Rani bebeğim ne giyerse giysin güzel görünür.
Benim Akaş'la biraz erken çıkmam gerekiyor. Hediye almamız gerekli. Bir de bazı arkadaşları alacağız. Sen Malvika ablan ve Gomati teyzenle gelirsin. Tamam. Sen merak etme. Ben gelirim. Tamam, gel ama çabuk gel. Prensesim çabucak hazırlansın. Bu örgüleri aç ve saçını açık bırak, tamam mı? Güzel bir saç bandı tak. Hı? O zaman Rani prenses gibi olur. Sen zaten benim prensesimsin. Ben şimdi çıkıyorum. İşte doğru fırsat. Bugün Miti'yi partide rezil edeceğim. Partiye gitmeye hazır mısın? Evet, beni sen götüreceksin, öyle değil mi? Tabii ben götüreceğim. Ama bu ne Rani? Makyaj yapmamışsın. Hem oje de sürmemişsin. Sorun değil. Ben sana güzelce oje sürerim, tamam mı? Bu renk yakışır, değil mi? Şuna bak. Bu çok güzel bir renk, değil mi? Hadi elini ver. Çok kirlendi. Özür dilerim Rani, yanlışlıkla düştü. Sadece oje sürmek istemiştim. Sana sus dedim. Bir de oje sürecekmiş. Sen hiçbir şeyden anlamıyorsun ki. Şöyle yapalım. Sen başka bir elbise giy. Annen sana elbise vermiş olmalı, değil mi? Onu giy. Hem zaten o elbiseler sana çok yakışıyor. Açık tenli ablanın verdiği bütün elbiseler soluk. Benim parlak renkli elbiseler giymem gerek. Evet evet, annemin verdiği elbiselerim var. Evet, onları giyerim. Ve bir de bana ders vermeye kalkma bir daha. Yoksa bu ojeyi senin yüzüne sürerim ona göre. Eğlence şimdi başlıyor. Teşekkür ederiz Bay Akaş. Gelmeyeceğinizi sandık. Nasıl gelmezdim? O kadar davet ettiniz bizi. Bay Mehra, bu annem. Ve bu da karım, Miti. Merhaba. Bunlar da Bay ve Bayan Mehra. Buyurun lütfen. Teşekkür ederiz. Gördün mü? İçecek bir şeyler almak için önce karısından izin aldı. Neden almasın ki? Eğer eşi bu kadar güzelse izin alıp biraz yaramazlık yapabilir, değil mi? Hayır, hayır. Doğrusu mesele güzellikle ya da kocacığım sözünü duymakla alakalı değil. Ama karıyla koca iyi arkadaşlarsa evlilik daha güçlü oluyor. Bu arada aileye yeni üyeler ne zaman katılıyor? Yapma. Neden özgürlüklerini elinden almak istiyorsun? Hı? Biliyorsun çocuk bir doğduktan sonra karı koca ebeveyne dönüşüyorlar. Ancak çocuk varsa ev yuva gibi hissettirir. Bu arada bizim kendi çocuğumuz yok. Ama öz çocuğumuzdan daha yakın gördüğümüz biri var. Küçük bir çocuk. Gelmek üzeredir. Ve adı Rani. Hey, açık tenli abla. Rani ne giymiş böyle? Ona başka bir şey vermiştim. Rani.
Çok komik. Kim bu kız? Bak, şuna bak. Çok güzel olmuşum değil mi? Bir de bu çiçek var ya, ben taktım onu. Ah, partiye gelen bu kız da kim? Kim bu kız? Bir hizmetçinin kızı falan olmalı. Bir şeyler yap. Ramu, bu nedir? Kim bu kız? Hemen onu çıkar. Aklınız nerede sizin? Hadi, hadi. Hey, dokunma bana. Hadi git buradan. Yoksa tokadı basarım sana. Yürü hadi. Rani. O Rani. Biraz önce bahsediyordum ya. Kızım. Herkese iyi günler desene hadi. Hey millet. Nasılsınız? Süpersiniz değil mi? Teyze. Muhteşem görünüyorsun. Ama elbisenin diğer yarısı nerede? Aman Allah'ım. Bu kimin kızı böyle? Rani. Tamam boş ver her neyse. Ama gerçekten harika görünüyorsun. Üzgünüm şey. Rani çok film izliyor. Ve o yüzden taklit ediyor işte. Ben özür dilerim. Bayan Mehra. Günümüz çocuklarını biliyorsunuz. Filmleri izleyip izleyip oradaki replikleri tekrarlıyorlar. Anne, pastayı ne zaman keseceğiz? Şimdi. Rani, gel buraya. Rani, bu Satish. Doğum günü partisi onun. Ona doğum günü kutlu olsun de ve hediyesini ver. Hadi. Doğum günün kutlu olsun Satish. Sen ne biçim bir makyaj yaptın böyle? Çok dirty görünüyor. Dirty? Ben İngilizce bilmiyorum. Dirty güzel demek değil mi? Güzel bir anlamı var değil mi? Nasıl konuşuyor bu anne? Biliyorum. Nasıl mı? Hey! Sana o kadar hediye verdim. Gelmiş tavır yapıyorsun. Bari teşekkür et. Anne! Bu çok tuhaf bir kız. Rani, buraya yanıma gel. Bu sadece fragman. Aklını mı kaçırdın sen ha? Bu kızı nasıl giydirdin böyle? Bir de allık sürmüşsün ha? Hey, onu ben mi getirdim? Ben giydirmedim ki. O zaman kim getirdi? Senin oğlun yok mu? Sokaktan pisliği alıp eve getiriyor. Ne yapayım söylesene. Birisi o cadının peşinde deli gibi dolanıyor. Diğeri ise bu Miti'yi mutlu etmek için Rani'yi kraliçe yapmaya çalışıyor. Gelin bu kızı sıkı tutsa iyi olacak. Yoksa oğlanı küçük düşürecek. Rani, sen ne giyip geldin böyle? Ben sana yeni bir elbise vermiştim değil mi? Hangisini seversen onu giy demiştim benimle konuşurken. Beni dinle, neden bu elbiseyi giydin? Rani sana bir şey sordu mu? Rani bana cevap verir misin? Rani bana cevap ver. Ya ne yapsaydım? O güzel elbiseye oje sürüldü. Ve beyaz olandan çok soluk görünüyordu. Ben de bunu giydim. Şuna baksana. Bunu bana annem vermişti. Elbisem güzel değil mi? Bu elbise tam bir klasik. Rani'yi durdurmam gerek. Miti'ye elbisesini değiştirmesini, benim söylediğimi söyleyecek. İyi yapmışsın. Rani, sana bir şey soracağım. Miti, Miti, hanımefendi kız yüzünden çok öfkeli. Sen git onunla ilgilen. O ne bilsin ki? Bu çocuğun bir suçu yok. Sen gidip ona bak. Rani ile ben ilgilenirim canım. Ben buradayım. Rani böyle yapma. Düzgün içsene.
Mayvika ablanın yanında dur. Ben birazdan gelirim. Tamam, git hadi. Bir şey söyleyebilir miyim? Partiye çok güzel bir renk kattın. Bak, herkes sana bakıyor. Hey, yaranmaya çalışma. Neden yaranmaya çalışayım ki? Baksana. Gerçekten herkes sana bakıyor. Şuraya bak. Şuraya bak. Evet, doğru. Herkes bana bakıyor. Çok tatlısın da ondan. Aman nazar değmesin. Çabuk beni kem gözden arındır. Evet, kem gözden arındırmam gerek. Siyah nokta koyacağım. Evet. Şimdi hiç nazar değmez. Lütfen dikkat. Satış pastayı kesmeden önce çocuklar için bir dans yarışması olacak. Bu yarışmayı kazanan kişi doğum günü çocuğundan harikulade bir hediye alacak. Hadi bakalım, alkış. Rani, sen de dans eder misin? Şuraya bak. O büyük hediyeler var ya, en güzel kim dans ederse onları o alacak. Ne dersin? Evet, kesinlikle ben kazanırım. O zaman ne yapıyorsun burada? Hadi git dans et. Buradaki kimse senin gibi dans edemiyor. Let's go! İşe yaramaz şarkıyla dans etmek istemiyorum. Ben dans edeceksem güzel bir şarkı istiyorum. Şuradaki amca var ya, mikrofonlu olan. Eğer ona söylersen istediğin şarkıyı çalar. Söyle hadi, hangi şarkıyla dans etmek istiyorsun? Nimboda, Nimboda, Nimboda. Harika bir şarkı. Bence bu hediyeyi mutlaka biz kazanacağız. Hadi yürü. Tut bakalım. Bu çocuk çok terbiyesiz. Oğlanın saygınlığına bak, bir de şu kızın yaptıklarına bak. Özür dilerim anne. Bugün olanlar için senden özür diliyorum. Söz veriyorum, bugün olanlar bir daha asla olmayacak. Ne yapabilirsin ki? Sana bir şey söylemek istiyorum. Başkası söylemeden ben söylemek istedim. Umarım beni anlarsın anne. Evet, söyle. Anne, gerçek şu ki... Evet. Rani'nin annesi... Lütfen dikkat. Dans yarışması için karşınıza harika dans eden küçük bir yıldız geliyor. Ve hadi o zaman dansını hep birlikte izleyelim.
Eğer benim evimde böyle dans etseydi o zaman onu fena döverdim. Nasıl dans ettiğine baksana. Utanç verici. Bırak beni! Rani'nin nerede olduğunu söyle. Nanhe nanhe se haathon mein gudiya purani. Kismat apni to jaise